Strictly Determined Games örnek soru 1. Bu videomuzda kesinlikle belirlenmiş oyunlar konusuna bir İngilizce örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce yarı Türkçe okuyacağım, telaffuzlara çok takılmayın. Determine whether the games are strictly determined. If the games are strictly determined, find the optimal strategies for each player and the value of the game. Şimdi bize soru neyi soruyor? Determine whether the games are strictly determined. Bize verilmiş olan bu oyunların strictly determined olup olmadığını belirlememizi istiyor. Bunun yolu bu oyun matrislerinin eğer değerine sahip olup olmadığını belirlemektir. Yani saddle value. Eğer ki bir oyun matrisi saddle value içerirse, yani eğer değeri içerirse, o matris strictly determined games'lere ait bir matristir. Şimdi başlayalım. Bunda saddle value var mı? Her satırın minimumunu yuvarlak için alacağız. Konu anlatımında konuşmuştuk bunu. İlk satırın en küçük değeri kaç? 1. Onu yuvarlak için aldık. İkinci satırın en küçük değerini de yuvarlak için alacağız. O kaç? -2. Sonra geliyoruz. Her sütunun en büyük değerini kare için alacağız. İlk sütunun en büyük değeri 1. İkinci sütunun en büyük değeri 3. Hem kare içinde hem de yuvarlak içinde olan bir değer ortaya çıkmışsa eğer, o bizim eğer değerimizdir. Ve bu oyun matrisi kesinlikle belirlenmiş oyunlara ait bir oyun matrisidir. Şimdi burada saddle value eşittir 1. Cevabımız strictly determined games bu. Eğer ki bu eğer değerine sahip olmasaydı non strictly determined games olurdu. Determined game. Aynı şekilde ikincisine de bakalım. İlk satırın küçüğünü yuvarlak içine, ikinci satırın küçüğünü yuvarlak içine, her sütunun en büyük değerlerini kare içine. Bunun da en büyüğü burada. Ve burada hem kare hem de yuvarlak içinde bulunan eleman olduğu için eğer değeri var. Dolayısıyla bu da kesinlikle belirlenmiş bir oyundur. Saddle value eşittir 3'tür. Bu da strictly determined games'tir. Gelelim üçüncüsüne. Sonraki sorularımız da var. Onlara da cevap vereceğiz. Önce strictly determined bir oyun mu diye mi ona karar verelim. İlk satırın en küçüğünü yuvarlak için alalım. İkinci satırın en küçüğünü yuvarlak için alalım. Üçüncü satırın en küçüğünü yuvarlak için alalım. İlk sütunun en büyüğünü yuvarlak için alalım. İkinci sütunun en büyüğünü yuvarlak için alalım. Üçüncü sütunun en büyüğünü yuvarlak için alalım. Yuvarlak diyorum, kare için alalım. Görüleceği üzere hem kare hem de yuvarlak içinde bir değer çıkmadı. Bir kontrol edelim, hatalı işlemler yapmış olmayayım. İlk satırın en küçüğü -3 yuvarlak için aldık. İkinci satırın en küçüğü -1 yuvarlak için aldık. Üçüncü satırın en küçüğü -2 yuvarlak için aldık. İlk sütunun en büyüğü 1 kare için aldık. İkinci satırın en büyüğü 3 kare için aldık. Üçüncü satırın en büyüğü 4 kare için aldık. Burada saddle value, yani eğer değeri yok. Saddle value yok. Dolayısıyla bu not strictly determined games. If the games are strictly determined, oyun eğer ki kesinlikle belirlenmiş bir oyunsa bundan sonrakileri cevaplayacağız. Yani bundan sonrası için bunun için bir cevap yok. Normalde non-strictly determined game'lerde de optimal strateji ve oyun değeri bulmak için yeni ve farklı formüller öğreneceğiz.
Strictly Determined Games'lerde öğrendiklerimizden farklı olarak. Find the optimal strategies for each player. Her bir oyuncu için optimal strateji nedir? Eğer değerinin bulunduğu satır ve sütunu oynamak. Role player'a gelelim. Satır oyuncusu. Eğer değeri birinci satırda olduğu için birinci satırı oynar. Birinci satırı oynar. İngilizce yazabilirdik. Neyse. Sütun oyuncusuna geldiğimizde o da eğer değerinin bulunduğu yani saddle value'nun bulunduğu birinci sütunu oynar. Bu oyun şekli satır oyuncusunu maksimum kazanca götürürken sütun oyuncusunu da minimum kayba götürür. Yani burada en akıllıca nasıl oynamalıyımın cevabıdır bu verdiklerimiz. Optimal stratejileri bul ve oyunun değerini de bul diye sormuş. Oyunun değeri her zaman için eğer noktasına eşittir. Strictly Determined Games'lerde. Value of the game. Value of the game. Eşittir. Saddle value 1. Yani her oyunda optimal stratejileri oynarlarsa satır oyuncusu bunun sonucunun pozitif olmasından anlıyoruz ki hep bir kazanç içinde olacak. Sütun oyuncusu da hep bir kayıp içinde olacak. Şimdi gelelim buraya. Burada satır oyuncusu için eğer noktası bulunduğu için o nerede? Birinci satırda. Birinci satırı oynar. Sütun oyuncusu ise eğer noktasının eğer değerinin bulunduğu ikinci sütun oynar. Ve oyunun değeri 3'tür. Oyunun değerinin pozitif veya negatif olması bunun adil bir oyun olmadığı, birinin lehine bir kazanç çıktığını gösterir. Oyunun değerinin 0 olması yani eğer değeri eğer ki 0 çıkarsa o zaman deriz ki bu oyun adil bir oyun, iki tarafta kazanmıyor. Yani bu şekilde yorumlamalarda bulunuyoruz. C şıkkı için bunlara cevap vermeyeceğiz. Eğer ki oyun strictly determined ise bu kısımlara cevap vermemizi istedi. Yoksa bunlar bunun içinde cevaplanabilir ama farklı formülleri vardır. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.